Hayır. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Bence sen görmemen gereken şeyleri görmüş olabilirsin. Lütfen bırak gideyim. Peki bunu neden yapayım? Eğer beni bırakırsan bir daha asla gelmem, yemin ederim. Yalancı! Senin gibilerini bilirim. Pekala, gitmeme izin vermeyeceksen bana sırlarını söylemende bir sakınca yoktur. Nedir senin sırların? Gerçekten bilmek istediğine emin misin? Ama madem sordun, ben çocukken tek istediğim dünya yıldızı bir sporcu olmaktı. Yeteneğim ve becerilerim de vardı. Ben atletizmde çok iyiydim, beyzbolda çok iyiydim ve voleybolda da çok iyiydim. Hayallerimi gerçekleştirebilmek için her dalda ustalaştım. Okulun gururuydum resmen. Beni hiç kimse yenemezdi. Ki zaten sonunda anlayıp denemeyi bıraktılar. Hiç kimse beni yenemez. Ve her şeyi yapabilirim gibi hissettim hep. Ama bir gün daha dikkatli olmam gerektiğini zor yoldan öğrenmek zorunda kaldım. Kalkamayacak kadar çok kötüydüm ve hiç kimse beni aramaya gelmemişti. Artık ümidim tükenmişti ve okulun hemşiresi beni buldu. O hayatımı kurtardı. Ama çok kötü yaralanmıştım tabii ki. Okulun hemşiresinin ettiğinden daha fazla yardıma ihtiyacım vardı. Ama tek başımaydım, yapamazdım. O bana revirden ambulansa kadar yardım etmişti. Sonuçlara göre çok kötü yaralanmıştım. Tüm hayallerim çöpe gitmiş gibi hissediyordum. Ve eğer bir spor yıldızı olamazsam, onun gibi bir hemşire olmak istiyordum. O gün hayallerimde birkaç değişiklik yapabilirdim. Belki ben de insanların hayatını kurtarabilirdim. Tekrar düşününce neden olmasın dedim. Yani onun benim için yaptığı gibi diğer insanlara yardım etmek istiyordum. Bu yüzden hemşirelik okuluna gittim. Birden Kindergarten anaokulunda hemşirelik için işe alım ilanını gördüm. Bu benim için mükemmel bir fırsattı. Ah, aptal ben. Şu anki aklım olsa asla buraya gelmezdim. Ama o zaman burası için can atıyordum. Ve Kindergarten'a girdim. Ve o an onunla tanıştım. Her şeyin değişmeye başladığı zaman. O gündü. Merhaba, benim adım Ben. Kindergarten'ın kurucusu ve müdürü. Ona ilk görüşte aşık olmuştum. Ah, o fazla mükemmeldi. Merhaba, Biraz şakasına dönmüştüm ama tek başvuran bendim. O yüzden işi hemen bana verdi. Hem benden başka başvuran olsaydı yine de bu işi alırdım. Ebeveynler ve çocuklar beni hemen sevdi. Ama tam olarak sevgisini istediğim kişiden sevgisini almayı başaramamıştım. Ah, benim sevgili bambanım, kalbim hala ondaydı. Bir şekilde ona sahip olmaya kararlıydım. Ama o beni ve yaptıklarımı görmezden geliyordu. Kahvaltı hazırlardım her sabah. Merhaba, bu senin için. Wow, teşekkür ederim. Sen dünyanın en iyi arkadaşısın. Sonra ona notlar bırakmaya başladım. Bak, seni anlamaya çalışıyorum dostum. Üzgünsün biliyorum ama öyle bir şey imkansız. Benim okulumda canavar falan yok. Bu da ne? Ve sonunda ona direkt sordum. Hey Bamban, benimle bu akşam çıkmak ister Tabii misin? ki, bunu çok isterim. Ciddi misin? Tabii ki de ciddiyim. Arkadaşımla bu gece şehirde olacak. Hep birlikte çok güzel vakit geçireceğimize eminim. Aslında ben onunla baş başa vakit geçirmek için demiştim. Niyetim de gayet açıktı. Ama nasıl anlamadı bilmiyorum. İstediğim hiçbir şey gerçekleşmiyordu. Uzun zaman önce sporculuk hayallerim mahvolmuştu. Hemşirelik hayalim de yolunda gitmiyordu. Aşkta da şanssız olduğum gayet açık. Aşkta kaybeden kumarda kazanırmış derler. Ne oldu? Susadın mı? Hayır, sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Geçen gün bir şeyler gördüm ve bu beni çok korkuttu. Sonunda garip bir kapı olan bir koridor vardı. Bu koridorlar klasikti. Sonunda demir bir kapı olur ve hiçbir zaman açılmaz. Ama o gün açıktı ve çocuk meraklıydı. Bu yüzden
kapıdan içeriye girmiş. Bana orada canavarlar olduğunu söyledi. Ben de gördüklerinin sadece hayal gücünün ürünü olduğunu söyledim. Ama sonra ne olmuş orasını bilmiyorum. Hayır, hayır, hayır! Onların sadece hayal olduğunu umuyordum. Ama ertesi gün Markus'un ailesi onu kindergarten'dan çıkardı. Ve sadece o da değil, daha sonra tüm çocuklar teker teker okuldan çıkartılmaya başlanmıştı. Ben orada olduğunu biliyorum. Meşgulüm, sonra gel. Ben gerçekten yanlış giden bir şeyler... Sana meşgulüm dedim. O artık ofisinden dışarıya çıkmıyordu. Bir şeyler saklıyormuş gibi hissediyordum. Her ne kadar onun kurallarına ihanet etmek istemesem de kendime karşı koyamadım. Bunu yalnız yapmak zorundaydım. Ve bir gece konuyu araştırmak için gizlice okula girme kararı aldım. Kapıyı kırmama gerek kalmadı. Çünkü şaşırtıcı bir şekilde zaten açıktı. Bu işime yaramıştı. O demir kapının anahtarının yeri hakkında birkaç şey duymuştum. O yüzden Bamba'nın ofisine girmeliydim. Girdim ve o anahtarı buldum. Pekala, işte başlıyoruz. Nasıl olsa canavar yoktur. Yine de bu şey oldukça ürkütücü. Hayır hayır, asla. Benden korkmana gerek yok. Benim. Senin benim. Sen benim benim değilsin. Ne oldu sana böyle? Sana göstermeme izin ver. Kırık millikle bunu yapamayabilirim ama denemek zorundayım. Ben sana ne oldu bilmiyorum ama hala tanıdığım bensin. Zor işlerde iyisin, insanları seviyorsun, çocukları seviyorsun ve beni asla incitmezsin. Hadi, hadi beni yukarı çek de bunun hakkında konuşalım, olur mu? Oh, ben. Bana ne yapıyorsun? Bırak beni, bırak beni. Artık benim için çok geçti. Başıma neler geleceğini tahmin ediyordum ama hiçbir şey yapamazdım. Ben çok güçlüydü. Peki sana yaptıklarının aynısını bana yapacağını biliyorsan neden benim gitmeme izin vermiyorsun? İnsanlara yardım etmeyi seviyorsun, biliyorum. Güzel bir kalbin var. Eskiden öyleydim ama şimdi bu yeni bedenimi ve sürekli ben ile sonsuza dek birlikte olmayı çok seviyorum. Ve o benim canımı kurtardı. Benim hayatım değişimden sonra çok değişti. Artık eski ben yokum. Anlıyor musun beni? Bak, beni bırakmazsan ben de kendi yöntemimle buradan kaçarım.